Merhabalar ve bazı ben Erdem Pabuçcan. Bugün yeni AirPods'un incelemesiyle karşınızda olacağız. Evet yeni Airpods dedik yani üçüncü nesil Airpods'un ince emesini yapacağız sizlerle birlikte bildiğiniz gibi kısa süre önce tanıtıldı aslında ben de bir süredir kullanıyorum bu videoda hem deneyimlerimi aktaracağım hem de cihazın aslında biraz özelliklerine yakından bakacağız ee, tamamen tasarıma geçmeden önce bir kablosundan bahsedeyim çünkü kutunun içinden sadece bir kablo çıkıyor bu kutunun bir ucu Type-C diğer ucu ise Lightning yani maalesef yine alt kısmında bir Lightning girişi var. Yani iPhone'la beraber Lightning'e direnen, Lightning'le beraber direnen ürünlerden biri AirPods. Type-C'ye bir türlü geçemedi. Umarım artık bir sonraki nesilde geçer. Ama zaten hani AirPods'u kullanan insanların aşağı yukarı iPhone'da kullanacağını düşünürsek elinizde bir Lightning kablosu zaten vardır. Hani bu kablo olmasa bile rahatlıkla tek kablo ile ikisini birden şarj edebilirsiniz. Tasarıma geçelim. Tasarım gördüğünüz gibi biraz AirPods Pro modelini andırıyor aslında AirPods Pro ile ikinci nesil AirPods'un bir birleşim gibi diyebiliriz. Hem teknik özellikler açısından hem fiyat açısından hem de tasarım açısından. Gördüğünüz gibi artık kutu yatay bir şekilde tasarlanmış durumda. Tıpkı AirPods Pro gibi. Ama boyutları AirPods Pro'dan daha küçük. Ee, aşağı yukarı hatta dikey halinde olduğunu düşünürse AirPods'un ikinci nesliyle benzer bir kutu boyutuna sahip cihaz. Ee, kulaklıkların tasarımına bakacak olursak onlar da AirPods Pro'ya benziyor. Gördüğünüz gibi daha kısa tasarımlara sahip İlk ve ikinci nesil AirPods'a oranla ee, uçlarının artık bir silikonu çok AirPods Pro'daki gibi yine açık tasarımlı bir e, kulaklık tercih edilmiş tasarım tercih etmiş tıpkı AirPods modellerinde olduğu gibi ama ucu artık daha geniş biraz daha farklı bir tasarım var ilk iki AirPods'a oranla yani dediğim gibi AirPods Pro modelini daha çok andırıyor ama kulakta verdiği his orada kayboluyor olması hem hafifliği de değil hem açık tasarımı nedeniyle burası AirPods'a daha çok benziyor ama bu nedenle ee, oturması açısından da AirPods'a benziyor. Şöyle bir sıkıntı var. Maalesef herkesin kulakları AirPods'un bu tasarımla yani açık tasarımlı sert plastik tasarımla maalesef oturmuyor. Örneğin benim kulağım sağ taraftaki AirPods modeli nispeten daha iyi otururken sol taraftaki maalesef benim sol kulağıma çok iyi oturmuyor. Burası her zaman düşecekmiş gibi hissettiriyor. O yüzden yani çok rahat bir şekilde AirPods'u kullanamıyorum. Evet İlk ve ikinci nesil AirPods'u oranla tasarım daha iyi, iyi noktada. Şu an hani en azından daha iyi oturuyor ilk iki model oranında ama hala bir kulak içine giren yani Airpods Pro gibi modellerde olduğum kadar maalesef rahat değilim. Özellikle hareket ettiğimde kıpırdadığımda benim için sanki düşecekmiş hissiyatı maalesef yaratıyor. Bu da şöyle hani şunu diyebilirim bununla ilgili. Satın almadan önce kulağınız buna uygun mu? Mutlaka bir şekilde test etme imkanınız varsa gidin bir. Airpods modelini bir kulağınıza takın, oturuyor mu, siz rahat mısınız? Bunu görün çünkü çoğu insan oturuyor ama maalesef benim gibi bazı insanlara bu tasarım oturmuyor ve o yüzden hani kulak içine giren modelleri, ucu silikon olan modelleri tercih etmek bizler gibi insanlar için daha mantıklı diyelim. Gördüğünüz gibi yine beyaz beyaz renginde geliyor. Tek renk var. Başka bir renk seçeneğimiz yok. Kulaklıkların her biri 4,28 gram ağırlığında, kutu ise 37,91 gram ağırlığında yani 38 gram ağırlığında diyebiliriz. IPX4 sertifikası var tıpkı Pro modelinde olduğu gibi. Yani bu tamamen bir suya koruma değil ama suya sıçramalara ve tere karşı bir koruma sağlıyor ama tabii yine bir havuzda denizde bununla kullanamazsınız onu söyleyelim. Hani cihazınız muhtemelen bozulacaktır. E, dediğim gibi ben özellikle tasarım anlamında kutunun boyutlarını çok sevdim. onun dışında sevdiğim bir şey tabii ki AirPods Pro'da olduğu gibi kısa olması, buraya kadar uzun olması. Bu da bence güzel bir özellik. Hazır hemen kulağıma oturtmuşken şu kullanımından da bahsedelim. Tıpkı AirPods Pro'da olduğu gibi burayı sıkarak kullanıyorsunuz. Yani bu kullanım derken şarkıyı atlatma, durdurma gibi. Tek sıkma, şarkıyı durdurma, yine tek sıkma, başlatma, aramayı kabul etme. Çift sıkma, bir sonraki, üç, üç sıkma ise bir önceki şarkıya geçme. Uzun bastığında ise Siri'ye ulaşıyorsunuz. Açık tasarımlı bir kulaklık olduğu için tabii ki pasif bir şekilde noise cancelling yani gürültü engelleme çok başarılı değil. Bu nedenle aktif gürültü engellemedi bu cihazda. Yok zaten açık tasarımlı olduğu için çok bir anlam ifade etmezdi. Eğer gürültü engelleme özellikli bir model istiyorsanız AirPods Pro modeli daha mantıklı bir tercih olacaktır. Üzerinde iki adet mikrofon var ve telefon görüşmelerinde oldukça başarılı bir şekilde çalışabiliyor. Onu söyleyebilirim. Yani ben herhangi bir sıkıntı yaşamadım telefon görüşmelerinde. Hatta Artık kulağınızda olduğunu unutuyorsunuz da çok hafif bir model olduğu için ben çoğu zaman çok rahat bir şekilde uzun uzun telefonla konuşabildim bu cihazda herhangi bir sıkıntı olmadı onu da belirteyim. Donanımına geçelim biraz. Yine H1 yani H1 çipini kullanıyor cihaz. Bluetooth 5.0 bağlantıyı destekliyor. Adaptif EQ var yine Pro modelinde gördüğümüz. Dinamik kafa izleme özellikle uzamsal ses var. Bu da gayet başarılı bir şekilde çalışıyor ama biraz hani şu an ya yani bu, bu, bu teknoloji aslında 3 boyutlu bir ses deneyimi sunuyor bize. Güzel de çalışıyor ama henüz örnekleri az yani böyle genel kullanımda sürekli kullanabileceğiniz bir özellik değil. Onu söyleyebilirim. Otomatik geçiş özelliği yine özellikle Apple ekosisteminde yaşıyorsanız çok iyi çalışıyor. Yani aynı anda işte Macbook'tan bir şey izlerken telefonunuz çaldı hemen hiçbir sıkıntı olmadan direkt geçiş yapabiliyor. Çok başarılı çalışıyor. Bence zaten AirPods'un alameti harikası bu. Yani özellikle Apple ekosistemi içinde yaşıyorsanız işte telefonunuz iPhone'sa, tabletiniz iPad'sa e ya Mac bilgisayarınız MacBook'sa kesinlikle kulaklığınız bir AirPods olması lazım. Çünkü hiçbir sıkıntı olmadan bu ekosistem içinde rahat bir şekilde çalışıp e, müzik dinleyebiliyorsunuz. Ten algılama özelliği var. Bu da işte yanlışlıkla başlatma aracı işte cebinizdeydi yanlışlıkla başlatma başladı gibi durumları engellemek için güzel bir ten algılama özelliği sensörü eklenmiş ve oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor. Yine tabii kulağınızdan çıkardığınızda müziği durduruyor. Tekrar kulaktığınızda müziği devam ediyor gibi özelliklerimiz yine var. Ama bence yine bu, bu, te, bu kulaklık üzerinde en çok gelişen özellik ise yine ses performansı olmuş. Ses performansı oldukça iyi bir şekilde çalışıyor. Özellikle baslar çok gelişmiş. Hani müzik dinlerken ben oldukça keyif aldım. Tabii ki hani biraz daha iyi otursaydı kulağıma çok daha keyif alacaktım. Bunun farkındayım ama hani kulağıma oturmuyor hali bile ses performansı, ses performansı açısından beni mutlu etti. Yine önemli bir özellik artık bu uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışabiliyor. Siz bunun cihazın haritada işte en son nerede olduğunu vesaire görebiliyorsunuz. Hatta size bildirim de atabiliyor. Unuttuğunuz noktada diyelim hani bir kafede olduğunu, kafede unuttuğunuz cihazı işte kafenizde kafede unuttuğunuz cihaz diye size ya da şu adresi unuttunuz diye bildirim atabiliyor. Hatta bunu ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin evde bıraktığınızda işte evi seçiyorsunuz harita üstünden ve evde bıraktığınızda size bildirim atmıyor çünkü zaten orası eviniz. Yani bu tarz güzel özellikleri var cihazın. Batarya kısmına gelelim. Batarya kısmı güzel çünkü hem Pro modelinden hem de Airpods'un ikinci neslinden daha iyi bir sunuyor. 6 saati kadar müzik dinleme sunulmuş durumda. Eğer uzamsal ses kullanırsanız 5 saati kadar düşüyor bu. Tek şarjda 4 saati kadar da bir konuşma süresi sunuyor müzik dinleme süresinin yanı sıra. Kutuyla beraber kullandığınızda ise zaten kutu aynı zamanda bir powerbank gibi bir şarj kutusu olarak sizlere burada kullanım sunuyor. Orada da 30 saati kadar bir dinleme süresi sunuyor toplamda ki bu gerçekten dediğim gibi oldukça başarılı. MagSafe desteği de geldi artık bir MagSafe şarjınız varsa üstüne koyup çok rahat bir şekilde de şarj edebilirsiniz. Yani kablosuz şarj desteğimiz de var. Gelelim fiyatına. Fiyatı 2000 TL. Evet ucuz model değil ama artık işte dolar kurudur, alım gücümüzdür vesaire nerelere geldiğini biliyoruz zaten. Ee, dediğim gibi AirPods Pro ile ikinci nesil AirPods'un arasında bir yere konumlanmış. Fiyat olarak da burada aslında. AirPods'un ikinci nesli yaklaşık 1500 Airpods Pro'da 2700-2800 TL dolaylarında tam ortasında konumlandırılmış durumda. Eğer açık, açık tasarımlı bir kulaklıkta bir sorun yaşamıyorsanız, kulağınızda rahat oturuyorsa Airpods 2 yerine kesinlikle tercih edilebilir bir cihaz olmuş. Onu söyleyebilirim. Aradaki 500 liralık fiyat farkını kesinlikle hak ediyor. Ama eğer hem gürültü engelleme özelliğim olsun, ben bunu uçakta, trende vesaire de rahat bir şekilde kullanmak istiyorum, müziğimi rahat rahat dinleyeyim, sesi engellesin diyorsanız, hem de silikon uçlu kulağın içine giren modelde bir kulak kullanmak istiyorsanız kesinlikle AirPods Pro daha iyi bir alternatif olacaktır. Ama şunu unutmayalım bu fiyat segmentinde işte Sennheiser'ın olsun yine 1500 lira Beats'in yine Apple'ın kendi bizimle incelediğimiz model olsun pek, fa pek çok farklı hem ses performansı hem de özellikler açısından güzel modeller var. Hani bunları da söyleyelim. Cihazın aşağı yukarı özellikleri bu şekilde bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.